Yan yana durabilen demokrat yapılarda ne yazık ki çok az. Cenevre Sözleşmesi'nin imzacısı olan ülkemizin bu konudaki kolluk kuvvetlerinin yaşananlara müdahil olmaması işin en acı ve en üzücü boyutu. İktidarında muhalefeti de ne yazık ki bu konuda herkes susuyor. Fakat insanlığın gereği, doğanın gereği yan yana olmanın gereği şu anda ses vermek. Kim kendine göçmen olmadığını söyleyebilir? Dünya tarihi göçler tarihiyle başlar. Bulunduğunuz bu noktada bile göçler var. Evet, aslında bu zihniyet kayyumu da oluşturan zihniyet. Biliyorsunuz kayyum ilk atandığında İstanbul'dan sonra Diyarbakır'daki büyük şehirde ilk çok renkli, çok sesli tabelaları indirdi. Farklı dillerdeki, o coğrafyanın tüm halklarının yaşadığı o coğrafyadaki bütün adları, isimleri değiştirdi. Çünkü renkli olmaktan, yan yana olmaktan, farklı kültürlerin, farklılıkların yan yana zenginlik olduğuna karşı tekçi anlayışın, tekçi siyasetlerin varlığını sürdürdü. Benzer şey tekçi anlayış aslında bugün ana muhalefet yapısında da görüyoruz.